Cengiz Han'ın mezarı niye bulunamıyor? Efendim, bulunamasın diye yapıldığı için. Ha. Bulunamasın diye yapıldı. Nerede ölüyor? Ha? Nerede ölüyor? Cengiz Han... Karakurum'da ölüyor. Hayır. Bu biliyorsun Kara Kıtaylara karşı savaşmaya giderken Ordos'ta ölüyor. Hmm. Fakat Ordos'ta ölür ölmez hemen tahnit ediyorlar, geriye gönderiliyor. Karakurum'a gönderiliyor fakat Karakurum'da gömülmüyor. Hmm. Çünkü diyor ki beni Burhan Haldun'a gömün diyor. Hmm. Yani doğduğu yere yakın. Oraya götürüyorlar ve oraya onu gömen adamlar da gidiyor. Öldürülüyor. Hepsini öldürüyorlar. Atilla gibi. Tabii aynı. Efendim. Aynı gelenek. Yani bu, burada ısrarla üzerinde durmak istediğim müthiş bir gelenek devamlılığı. Bu gelenek devamlılığının temelinde askeri teşkilat yatıyor. Bütün devlet askere dayanıyor. Ve bu askeri teşkilat aristokratik bir teşkilat. Yani nesilden nesile giden bir teşkilat. Evet. Doğru. O kadar ilginç çok ki. Çok geleneksel. Şimdi hocam bakın bakıyorsunuz o Mete'den kalan belgeler Çinli hepsi. Evet. Çin'de yani o Şavan'ın falan eserlerini bakarsanız De Groot'un eserlerini Hunlardan bize kalan hepsi Çin belgeleri. Hep. Fakat bu Çin belgelerinde ordu teşkilatını anlatıyor. Onluk birlikler. Rütbe isimleri değişmemiş. Hala onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Yüzbaşı, yüzbaşı. Evet. O, hepsi. Ve hocam çok ilginç. Mesela ikinci yüzyılda bir hain Hun prensi Çinlilere iltica ediyor. Gittiği zaman adamın elinde harita var. Adamın harita var elinde. Hun İmparatorluğu'nun haritasını götürüyor. Şimdi Erhan ilginç bir noktaya değindi. Bunlar fazla okuyup yazan adamlar değiller dedi. Hatta Cengiz Han biliyorsun Çinlilere öyle hakaret edermiş. Bunlar dermiş. Şehirde oturup kitap yazan herifler. Fakat bu adam harita yaptırıyor. Evet. Yani Cengiz'in otağı da önünde sürekli değişen bir harita var. Bütün Asya'yı izliyor. Ve bu gelenek çok eskiden gelen ve devam eden bir gelenek. Bakın Timur Anadolu'ya geliyor. Timur Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'yu Osmanlı Bayezid'den daha iyi biliyor. Bütün etnik yapıyı biliyor. Coğrafyayı biliyor. Bayezid, zavallı Yeniçeri'yi yani Yeniçeri ordusu unutmayın bir Roma ordusudur. Piyade ordudur. Bu zavallı piyadeleri deli gibi Temmuz sıcağında bir Sivas'a sürüyor. Arkadan Kayseri'ye, arkadan Kırşehir'e, arkadan Ankara'ya. Timur'un Berişen bilerek yapıyor. Doğru. Çünkü Timur'un bütün ordusu var. Ve adam geliyor Ankara'ya yerleşiyor. Bugün uzay görüntüleriyle tespit edilen istihkam çalışmaları yapıyor. Daha önce gönderdiği Fazıl Bey diye bir adam var. Casus başı. Bu casus teşkilatı nereden? Cengiz Han'dan geliyor. Ve belki ondan önce de belge yok elimizde. Ama müthiş bir istihbarat var.